daha bitmedi de tabii sezon daha da goller izleyeceğiz gibi görünüyor. Evet. Bir de derbisi var. Tisserand bu hafta oynuyor. Evet, bir de Tisserand oynayacak. Yani Kim Min-jae yok, Salah evet. yok. Serdar'ın yanında Tisserand oynayacak. O da gol atabilir. Belli olmaz, Sosa da sonradan girip gol atabilir. Yani hoca bu istatistiği zorlayabilir yani. Zaten son haftalardaki gol sayısı da evet. bir artış var. Deplasmanda son 3 deplasman 15 gol. Müthiş bir istatistik. Rize, Alanya, Kayseri maçları arka arkaya. Ve ya İsmail Hoca ile ilgili ya da İsmail Hoca'nın oynattığı oyunla ilgili şunu söyleyebilirim ben. Rolleri çok iyi paylaştırdı. Herkes rolünü çok iyi benimsedi. Ve doğal olarak da özgüven arttıkça ortaya bambaşka bir takım çıktı. Ya bu iş biraz, şimdi Jesus'u, Mourinho'yu, Klopp'u konuşuyoruz da bu iş biraz oyuncunun hocaya inanmasıyla alakalı. Şimdi Pereira kötü hoca mı? Değil. Pereira da iyi hoca. Pereira'nın da çıkaralım burada karnesini. Yunanistan'da çıkıyor. Var, Portekiz'de var, Çin'de, Çin'de bile var. Her yerde var. Yani Pereira da kötü hoca değil. Ama oyuncu ikna olup olmaması tamamen mevzu bu. Şimdi İsmail Hoca bunu başardı. Ve çok kısa sürede başardı. Bütün takımı, yedeğinden asına, gencine, herkesi alacağı dakikaya, biçtiği role ikna etti. Her şeyin ötesinde o etrafında o birliği sağladı. İşte liderlik bu. Fenerbahçe lider değil puan durumunda ama İsmail Hoca şu anda Samandıra'da lider. Bu bence çok değerli. Geri kalan zaten bana göre bu işin %70'i 80'i bu. Geri kalan teferruat. Üçlü oynadın, dörtlü oynadın. İşte birini kanattan o içeri soktun. Öbürünü iki stoperin arasına koşturdun falan. Bu tahtaya çizilen setler falan. Bunlar işin %1'i, %2'si. Önce inandıracak bir teknik adam. Sonra bunlara zamanla takıma daha fazla enjekte edecek, adapte edecek takımı. İsmail Hoca önce inandırdı. Bu çok kolay bir şey değildir. Ve inandıramadıkları da oldu. Onu da söyleyelim. Ki zaten şu anda iki tane oyuncu, Mesut Özil ve Ozan Tufan kadronun dışındalar. Verim alamadıkları da oldu. Evet. Verim alamadığı oyuncular da oldu. Ama %80-90 oranında takımın bütününü kullanır halde şu anda İsmail Hoca. Ve bir parçayı söküp yerine başka bir parça taktığında aynı düzen işlemeye devam ediyor. Bunda Avrupa kupalarından Türkiye kupasına elenmenin etkisi vardır. Önemlidir haftada bir maça düşmek. Takım daha fazla dinlenir, daha fazla birlikte antrenman yaptığınız için maç taktiklerini, maç analizlerini falan daha böyle özümseyerek sahaya çıkarsınız. Bunlar önemlidir ama aynı durum başka bir teknik adamla tam tersine de dönebilir. Ya zaten lig bitti deyip futbolcu haftada bir maçta iyice de serebilir. Ya o motivasyonu sağlamak bence en büyük başarısı. Yoksa futbol şöyle, yani Fenerbahçe Barcelona gibi falan oynamıyor. Fenerbahçe oynayabileceğinin maksimumunu oynuyor. Bunu sağlaması zaten bir teknik adam için asli görev budur. Ha, sonra ekstra yaparsa bu bambaşka bir şey. Ama asli görevini şu anda İsmail Hoca mükemmel bir şekilde ve çok kısa sürede yapmayı başardı. İşte o yüzden de zaten taraf ya da izleyicilerimizin bir kısmı İsmail Hoca ayıp, istifa etsin gitsin diyor. Bir kısmı da ya İsmail Hoca biliyordu diyor. Yani %50-50'ye geldi olay. Normalde herkes sezon sonunda yabancı bir hoca gelsin diyordu. Kimse İsmail Kartal kalsın demiyordu. Evet. Bu performans onu dedirtti. Allah helal olsun. Ama Süper Lig'de kalır İsmail Hoca. Fenerbahçe olmaz ama Süper Lig'de mutlaka kalır. Bir ara anketler yapılıyordu Pereira gideceği zaman. İsmail Kartal mı gelmeli, Alex mi gelmeli, Löw mü gelmeli? O zaman Jesus'un adı çok daha az. Niye geçiyordu ama o kadar geçmiyordu. Böyle anketlerde hani adı geçiyordu aslında İsmail Hoca'nın. Orada da bir kitle vardı aslında İsmail Kartal'dan ciddi anlamda umutlu olan ama anketlerde. Ama mesela o saydığın isimlerin anketinde üçüncü olurdu. Evet. Alex gelsin derdi. Löw gelsin, Alex gelsin, İsmail Hoca gelsin. Üçüncü evet. olurdu. Şimdi bugün Löw'le anket yap, 50-50 çıkabilir mesela yani. O noktada. O noktaya gelmek büyük başarı. Bu da sadece en baştan değil işte yaptıklarınla olması çok büyük artıya geçiriyor evet, diye yani düşünüyorum. O konuda hakkını verelim. Yani aynen. Şeyi düşmüş, gardı düşmüş bir takım aldı ve çok büyük bir başarı elde etti. Bilmiyorum, Serdar Kelleci bunu daha önce de söylemişti. Keyif alarak izleme, işte gidip çay kahve almaya gitmiyorsun
Fenerbahçe maçlarında mutfağa, evde izliyorsan. Zaten statta izliyorsan yerinden kalkmak istemiyorsun. Tabii. Gerçekten öyle güzel maçlar seyrettiriyor bize Fenerbahçe. Bunda da kaç sezondur Ali Koç'un yapmak istediği transferlerle, getirdiği isimlerle aslında tabii buydu. Bunu kağıt üstünde istatistikler de söylüyor. En çok başarabilen şu ana kadar yapan, çalışan hocalar arasında İsmail Kartal oldu. Tabii. Ya burada tabii Fenerbahçe oyuncusunun da buraya çok katkı verdi ve ortada bir birlik sağlandı. Ya İsmail Hoca önce teşhisi koydu Fenerbahçe'ye. Baktı, gördü, idrak etti ve içselleştirdi. Sonra baktırdı, görmelerini sağladı, idrak etmelerini sağladı ve içselleştirdi. Bence bunların hepsini bir arada yaptığın zaman, o rafine bilgiyi de oyuncuya verdiğin zaman oyuncu o senaryoya sadık kalabiliyor. Fenerbahçe bunu yaşadı. Mevcut teknik direktöre de, yani gelecek olan teknik direktör eğer muhtemelse Jorge Jesus'a da İsmail Hoca'nın aynı şekilde belki rapor vermesi gerekiyor. Ve belli dönem bunda bir beis yok. Belki çok abes iştigal edecek bir şey söyleyeceğim ama İsmail Hoca'nın belki de koçluk yapması gerekecek Jorge Jesus tarafına. Bu çok önemli bir detay. Bunu Bundesliga'da ayıp kabul edilmiyor ve yapılıyor. Yani burada belki ya kardeşim olur mu Jorge Jesus İsmail Hoca'ya koçluk yapar? Bazen mevcut hoca en azından 3 ay oranın daha iyi şartlarda idame ettirilmesi için oraya geri bildirim verir. O oyuncunun oyundan çıkarkenki reaksiyonunu söyler, psikolojik evet durumlarını söyler. Bunlar o kadar önemli faktörler ki ve mevcut teknik direktörün işini kolaylaştırırsınız. Ha, üzülüyor muyum İsmail Hoca için eğer giderse? Gerçekten üzülürüm. Çünkü bence çok büyük bir risk. Kim gelirse gelsin. Çünkü mevcut tabloda İsmail Hoca'nın oynattığı futbolun altına düştüğün zaman taraftar hemen şunu söyleyecek ya biz 6 ay önce yani Eylül ayına geldiğimizde Nisan ayını hatırladığında ya da Mayıs ayını hatırladığında biz harika top oynuyorduk denecek ve ama diğer senaryoda Jorge Jesus çok başarılı olursa da herkes bu senaryoyu unutacak. Buradaki mevcut durumu unutacak. Risk midir? Risktir. Alınır mı? Ben olsam almam onu söyleyeyim. Bu arada böyle göz bebeklerim büyüdü biraz. Manchester City Real Madrid maçı 4-2 şu an City. 4-2. Bir gol atsa Real Madrid. Enteresan maç oluyor. Benzema. Daha 77. dakika. Benzema'nın bir golü var. O espriyi kimse yapmayacak değil mi? Yok. Yok. Artık yani. Ben esprimi yaptım abi. Yapan yaptı. Başında. Yaptın mı? Sponsor esprisi yaptım ya. Yani kimse gülmedi ama. Bir yorumla devam edeyim. Ahmet Nalbant yazmış. En başta kabul etti ya da etmedi. Çok gereksiz bir argüman demiş. Sonuçta ortada bir başarı var. İsmail Rodriguez olsa... 5 yıllık anlaşma sağlanmıştı. Güzel. İşleyen çark bozulmaz. İster Jesus, ister Mesus. Başarı cezasız kalmayacak anlaşılan demiş. Bir de böyle düşünenler var. Ya var. Yani saygı da duyuyorum bu görüşe bu arada. Ben tabii ki. Mesela Serdar Kelleci'nin söylediğine de itiraz edemem. Ya 6 ay sonra Serdar Kelleci'ye baba haklıymışsın helal olsun diyebilirim yani. O başka bir şey. Hani bugünden bunu kestiremediğim için ben açıkçası biraz... Çok net fikir beyan edemiyorum. Ama risk midir? Risktir. İsmail Hoca'nın kalması da bir risktir. Jesus'un gelmesi tabii de bir risktir. Tabii. Yani her açıdan sonuçta futbol böyle bir şey. Hani yaptığınız yatırımın, attığınız adımın önünü çok fazla göremiyorsunuz, kestiremiyorsunuz. Bu arada şu bilgiyi vereyim. Sen dedin ya hani koçluk yapması lazım 3 ay süreyle falan. Ya öyle bir ihtimal vermiyorum ama şöyle... Başka bir isim koyulabilir evet, Türkiye şartlarında. Şöyle bir durum var. Lig bittikten sonra Ali Bey ile İsmail Hoca'nın bir toplantısı olacak. Tabii. Baş başa girecekler odaya, konuşacaklar. Ne yapalım, ne edelim? Bir formül, bir çözüm bulunmaya çalışılacak Fenerbahçe tarafından. Ha şu net. İsmail Hoca ikinci adam olmayacağım diye kameralar önünde beyanı var. Evet. Yani fikir değiştir mi bilmiyorum. Ama ben de değiştirebileceğini çok ihtimal vermiyorum. Sonuçta Süper Lig'de takım alma ihtimali çok kuvvetliyken bu görevi kabul eder mi emin değilim. Ama İsmail Hoca da bununla alakalı bu arada bu görüşmeyle alakalı hazırlanıyor aynı zamanda. Hmm. Oyuncuların antrenman arşivi, takımın performansı, maç performansları, analizleri, kim ne sakatlık yaşadı, ne sıkıntı yaşadı. Yani Jesus'a ciddi bir miras bırakılacak. Hani Jesus... İsmail Hoca yanında olsa da olmasa da o verilere sahip olacak. Evet. Hatta bir adım ileri giderek şunu söyleyeyim. Transferle ilgili bazı tespitler de olacak o raporda. Yani diyecek ki
bu takımın şu 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 bölgelere şu tarzda belki isim de telaffuz ederek şu oyuncuları alırsanız iyi olur gibi isim de telaffuz ederek bir briefing verecek başkana ve bu briefing sonrasında da çok yüksek ihtimal görevinden ayrılacak. Ama şunu söyleyeyim, Fenerbahçe yönetimi bünyede tutmak için, teknik adam olarak değil, bünyede tutmak için ciddi bir çaba harcayacak, onu da söyleyeyim. Evet, bu da bir beklenti zaten İsmail Kartal'la ilgili. Peki Ozan Bey sorar, başka tabii Fenerbahçe'de merak edilenler de var. Aşağılarda kalan sorular da gördüm. Bugün büyük ölçüde 4 gündür yoktum malum. Sizinle yapmak istiyorum programı sevgili izleyicilerimiz. Bol bol sorularınızı, videolarınızı gönderin. Ozan Bey yazmış, diyor ki Mesut Özil'in durumunu herkes merak ediyor. Lütfen A-Spor olarak bunu cevaplayın demiş. Mesut Özil'i biz mi kadro dışı bıraktık abi, ben mi bıraktım? En son bir fotoğrafta gördüm Mesut, Ozan futbolcu ve İrfan Can'la evet, beraber. Samandıra'da bireysel oyuncu antrenörü var, Fatih Hoca. Onunla birlikte çalışıyorlardı. Ozan'la birlikte bir story paylaşmışlar, ben de onu gördüm. Yani şu anda gündem, geri dönüşle alakalı bir gündem yok.